Merhaba arkadaşlar. Şimdi Pascal üçgeni ve binom açılımına bakalım. Pascal üçgeni yani Hayem üçgeni dediğimiz şey şudur. 1 ile başlarsınız birinci satırda. 1 ile devam edersiniz. Bakın 1 yazarsınız hep ilk ve son hep 1'dir. 1 ile 1'in toplamı 2. Bakın 1 yazdık. 1 yazdık. 1 ile 2'nin toplamı 3. 2 ile 1'in toplamı 3. 1'i yazdık. 1 yazdık. 1 ile 3'ün toplamı 4. 3 ile 3'ün toplamı 6. 3 ile 1'in toplamı 4. Kalmadığı için buraya 1 yazdık. Bu şekilde sonsuza kadar devam edebiliriz. Burası arkadaşlar 1 artı 1'in 0. kuvveti. Burası 1 artı 1'in 1. kuvveti. Burası 1 artı 1'in 2. kuvveti. Yani bunların açılımındaki katsayılardır diyebiliriz. Bakın dikkat 1 artı 1 2. 2'nin 0. kuvveti 1. 1 artı 1 2. 2'nin 1. kuvveti 2. Toplamları 2 geliyor. 1 artı 1 2. 2'nin karesi 4. 1 2 daha 3. 1 daha 4. Yani buradakilerin hepsinin toplamını veriyor. Dikkat edin. Birinci terimde 0. kuvveti. İkinci terimde 1. kuvveti. Hep 1 eksiğinin kuvveti şeklinde yazabiliyorsunuz. Yani 2'nin terim sayısı neyse arkadaşlar. Dikkat. 5. satır olsun diyelim. 1 eksi 4. 2 üzeri 4'tür diyebiliriz. Ve buradaki terimleri kombinasyon yardımıyla da bulabiliriz. Mesela şunu arkadaşlar. 0'ın 0'lısı. Burası ikinci terime geçiyor. Hep 1 eksiğini alıyorsunuz. İşte 1'in 0'lısı 1'in 1'lisi. 3. satıra geçtik. 2'yi alırsınız. 2'nin 0'lısı 2'nin 1'lisi 2'nin 2'lisi diye devam edebiliyoruz. Mesela buraya bakarsak 5. satırdaki sayıların toplamını soruyorsa 5. satırda nedir? 4'ün 0'lısı 4'ün 1'lisi 4'ün 4'lüsüne kadar gidiyor. Kombinasyonda hatırlarsanız n'in 0'lısından n'in 50'sine kadar gidiyorsak 2 üzeri 4 formülü yani 2 üzeri n formülüyle buluyorduk. E bu da 4 olduğuna göre n 2 üzeri 4'ten 16 şeklinde yazabiliriz. Pascal üçgeninde n artı 1. satırda bulunan n artı 1 tane sayının toplamı. Bakın demin söylemiştik 1 eksiğini alırsınız. N artı 1 ise artık n şeklinde gidersiniz. N'in 0'lısı, n'in 1'lisi, n'in 2'lisi, n'in 50'sine kadar gidebilirsiniz arkadaşlar. N artı 1. satır, n artı 2. satır. Yine kombinasyon yardımıyla dikkat ederseniz bu ikisini topladığımızda üstler aynı iken ve altlar da ardışıksa üstleri 1 artırıyorduk. Altta da büyük olanı alıyorduk diyebiliriz. Şimdi binom açılımı arkadaşlar. X, Y birer reel sayı ve N bir doğal sayı olmak üzere X artı Y'nin n'inci kuvvetinde. İlk terim daima şuradaki kuvvete dikkat n'se n'in sıfırlısı x üzeri n y üzeri 0. Şu x ve y'nin kuvvetleri toplamı her zaman neyi verir dikkat edin. Bakın n sayısına eşit olur. Burada artık bir sonraki terim x'in kuvvetini bir azaltırken y'nin kuvvetini birer artırarak gidersiniz. Bakın bir azalttım n eksi 1 bir artırdım 1. Sonra n eksi 2 2 şeklinde gidiyor. Ta ki nereye kadar? X'in kuvveti 0. Y'nin kuvveti n olana kadar. Bunların hepsi x artı y'nin n'inci kuvvetinin açılımı diyebiliriz. Burada dikkat x artı y, x artı y üzeri n ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre binom açılımı denir diyoruz arkadaşlar. N'in sıfırlısı, n'in birlisi bunlar da birer kat sayıdır diyebiliriz. X artı y üzeri n açılımında üst neyse arkadaşlar bir fazlası kadar terim vardır. Mesela şöyle hatırlarsak x artı y'nin karesi. Bunu nasıl açıyorduk? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Dikkat ederseniz üst 2, 1, 2, 3 tane terim var. X artı y üzeri 5 açılımında kaç terim var? Bir fazlası 6 tane terim var. 7. kuvvet kaç terim var? Sadece şu üste dikkat ediyorsunuz. Bir fazlası 8 tane terim var diyebiliriz. Binom açılımında arkadaşlar sabit terimi bulmak istiyorsak bilinmeyenler yerine 0 yazarak bulabilirsiniz. Mesela x artı 2'nin 5. kuvvetini soruyor. Sabit terimi soruyorsa x yerine 0 yazarız. 2 üzeri 5 olur. Yani 32 bize sabit terimi verecektir. Burada mesela x yerine 0, y yerine 0 yazıyoruz. 0'ın 7. kuvveti yine 0. O zaman sabit terimi 0'dır. X yerine 0, y yerine 0 yazarsak 2 üzeri 6'dan 64 olur. X yerine 0 yazdım. Eksi 1'in 9. kuvveti eksi 1 olur diyebiliriz. Binom açılımında arkadaşlar kat sayılar toplamını bulmak için de
Bilinmeyen yerine 1 yazarak bulabiliriz arkadaşlar. Sabit terimini sorduğu zaman bilinmeyen yerine 0 yazıyoruz. Eğer katsayılar toplamını soruyorsa da bilinmeyenler yerine 1 yazarak bulabiliriz. Mesela sorumuza bakarsak x artı y'nin 8. kuvveti. X yerine 1, y yerine 1 yazarız. Buradan da 2 üzeri 8 yani 256 katsayılar toplamı olacaktır. Bunun katsayılar toplamını soruyor. X yerine 1, y yerine 1 yazıyorum. 2 eksi 3 eksi 1. Eksi 1'in 5. kuvveti yine eksi 1 olur. Sabit terim bulunurken bilinmeyenler yerine 0 yazıyoruz. Katsayılar toplamı bulunurken de bilinmeyenler yerine 1 yazarak bulabiliyoruz. Şöyle bir notumuz var. X artı y üzerinde açılımı yapılırken her terimde en sayısı x ve y'nin kuvvetlerine paylaştırılır. Yani şöyle diyelim. Atıyorum x artı y'nin 5. kuvveti. Çarpanlardan bir tanesi, daha doğrusu terimlerden bir tanesi x üzeri 3 ise katsayısını bilmiyoruz şu an. Diğer çarpan kesinlikle y üzeri 2'dir. Bakın üstlerin toplamı her zaman bize burayı verecektir. Mesela x artı y üzeri 4'te birinci terimi bulunurken katsayısı 4'ün sıfırlısı. İkinci terim 4'ün birlisi. Alttaki ifadeyi birer birer arttırarak gidebiliyoruz. Kuvvetlerde burada x'in azalan kuvvetlerine göre aldığı için İlk başta x en büyük kuvvet yani 4'ü alırken y 0 alır. Daha sonra x'i azaltarak y'yi de artırarak gidebiliriz. Bunların toplamı arkadaşlar bize x artı y'nin 4. kuvvetinin açılımını verecektir. 4. sorumuza bakalım arkadaşlar. X eksi y'nin küpü ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında. Birinci terim bakın katsayısı 3'ün sıfırlısı olur. İkinci terim katsayısı 3'ün birlisi olur. Üçüncü terim 3'ün ikilisi olur. Dördüncü terim 3'ün üçlüsü olur. Bakın 3'ün sıfırlısı 1. 3'ün birlisi 3. 3'ün ikilisi 3. 3'ün üçlüsü 1 olur. Kuvvete. En büyük kuvveti x'e veririz. X üzeri 3, y üzeri 0. Yazmaya gerek yok. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz azalttık, y'yi 1 arttırdık. Azalttık, y'yi 1 arttırdık. X'in kuvveti azaldı 0 oldu. Y'yi 1 arttırdık y küp oldu. Çarparsak x küp. Çarparsak x kare y. Çarparsak x y kare. Çarptık y küp. Dikkat arkadaşlar. Burada x artı eksi y'nin küpü gibi düşünebilirsiniz. Yani ikinci terimimiz aslında eksi y. O yüzden eksi y'nin birinci kuvveti eksi. Eksi y'nin karesi artı. Eksi y'nin küpü eksi. O zaman şöyle diyoruz arkadaşlar. Burada katsayımız 1'di. Burada katsayımız 3 olduğu için şuraya 3 yazıyoruz. Katsayımız 3, katsayımız 1. X küp artı, daha doğrusu eksi 3x kare y artı oldu. 3x y kare eksi y küp bize buranın açılımını vermiş oldu. 5. sorumuza bakalım. X artı 2'nin 4. kuvveti ifadesini x'in azalan kuvvetlerine göre açınız diye soruyor. Bakın. Birinci terim 4'ün sıfırlısı. X üzeri 4. 2 üzeri 0. İkinci terimimiz artık 2. İkinci terim 4'ün birlisi olur. X'in kuvvetini 1 azalttım. 2'nin kuvvetini 1 arttırdım. Sonra 4'ün ikilisi oldu. X'in kuvvetini 1 azalttım. 2'nin kuvvetini 1 arttırdım. Daha sonra 4'ün üçlüsü oldu. Üçüncü şey oldu. Kombinasyon oldu. Buradan X'in kuvvetini 1 azalttım. 2'nin kuvvetini 1 arttırdım. Son olarak 4'ün dörtlüsü oldu. X kuvveti 0 oldu. 2'nin kuvveti 4 oldu. Yani burada 4'ün sıfırlısı 1. 2'nin 0. kuvveti 1. Yani x üzeri 4 kaldı. 4'ün birlisi 4. 2'nin 1. kuvveti 2. 4 çarpı 2 8 x küp. 4'ün ikilisi 6. 2'nin karesi 4. Çarptık 24 x kare. 4'ün üçlüsü 4. 2'nin küpü 8. Çarptık 32 x oldu. 4'ün dörtlüsü 1, 2 üzeri 4'ten 16 olmuş oldu. Bakın x kuvvetleri birer birer azalırken 2'nin kuvvetleri birer birer artarak devam ediyor. Bu ifadenin eşitini yazınız diye soruyor. Bakın dikkat. Burası 1, burası eksi 5, burası 10, 1, 5, 10 diye gidiyor. Bu nedir? 5'in sıfırlısı. Daha sonra 5'in dikkat ederseniz arkadaşlar birinci birlisi. Burası 5'in ikilisi, burası 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü, 5'in beşlisi. Yani burada kuvvetimiz 5 olacak.
Katsayıya dikkat ederseniz x var. Burada sadece 5 olduğu için diğeri yukarıda 2'yi deyip 2 ile çarptık. O zaman burada da arkadaşlar 1 olmak zorunda. Herhangi bir şey değiştirmemiş. Eksi artı eksi şeklinde gidiyorsa bu x eksi 1'in 5. kuvveti diyebiliriz. Bu ifadede x yerine şunu yazdığımızda değeri kaçtır diyor. Dikkat edersek x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 artı 4 yazdım. Bakın bu 5'e 1 artı 4 yazdım. Buraya bakarsanız 1, 3, 3, 1. Binom açılımını hatırlayın. 3. kuvveti. Yani burası x artı 3'ün küpü artı 4 şeklinde yazabiliriz. Bunu bu tarafa atarsam x artı 1 kime eşit? 3. dereceden kök 7'ye. Yerine yazarsam, bu arada burası x artı 1'in küpü. Yerine yazarsam 3. dereceden kök 7'nin küpü. Bunlar birbirini götürür 7 kalır. 4'e eklersem toplamı 11 olacaktır. 4'ün sıfırlısı çarpı 5 üzeri 4, 3 üzeri 0, 4'ün birisi bu şekilde gidiyor. İfadesinin eşiti kaçtır diye sorar. Bakın dikkat, 4'ün sıfırlısı, 4'ün birisi, 4'ün ikilisi, 4'ün dörtlüsüne kadar gidiyorsa bu bir ifadenin 4. kuvvetidir. 5 üzeri 4, 3 üzeri 0, 5 üzeri 3, 3 üzeri 1. 5'in kuvvetleri azalırken 3'ün kuvvetleri artıyor. O zaman burası da arkadaşlar 5 artı 3'ün 4. kuvveti. Yani 8 üzeri 4, 2 üzeri 3'ten, 2 üzeri 3 üzeri 4'ten, 2 üzeri 12'ye eşit diyebiliriz. Bir diğer sorumuza geçtik. Şöyle bir ifade verilmiş. Kaç tane terim vardır diyor. Üstün bir fazlası kadar terim vardır. Yani 7 tane terim vardır. Sabit terimini bulmak için bilinmeyenler yerine 0 yazıyorduk. X yerine y yerine 0 yazarsam 0'ın 6. kuvveti yine 0. Katsayılar toplamını bulmak için bilinmeyenler yerine 1 yazıyorduk. 1 1 yazarsak 3 eksi 1 2. 2'nin 6. kuvveti 64 olur. Daha sonra a çarpı x kare çarpı y üzeri k teriminde k değeri kaçtır? Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar ne demiştik? Üstlerin toplamı hep bize şuradaki ifadeyi verecek. Yani bize şunu diyor. X üzeri 2 çarpı y üzeri k diyor. Sabit terim şu an önemli değil. Yani katsayısı önemli değil. Bu ikisinin toplamı bize üstü verecek de burada 2 olduğuna göre k değeri 4'e eşit diyebiliriz. Yani burada arkadaşlar k değeri 4'tür diyebiliriz.